coğrafyanın tarihi milattan önce 10 binlere uzanır. Güçlü medeniyetlerin taht kurdukları bu topraklarda mavi bir göz gibi ışıldayan Van Gölü tüm canlılara hayat dağıtır. Bu hayat enerjisini gölü besleyen sular taşımaktadır. Hızla akan bu nehirde, buralardan çok uzaklarda yaşanmış bir hikayenin benzeri yaşanır. İnci kefalleri için göç mevsimi geldi çattı. Van Gölü'nün yeşil mavi sularında menevişleyen inci kefallerini uzun bir yol bekliyor. Bu yolun sonunda yumurtalarını bırakacaklar. Onlar için yolun sonu ve hayatın başlangıcı. Tek amaçları soylarının devamını sağlamak. Tıpkı yeryüzündeki milyarlarca canlı. Bu nehre can veren topraklarda bir avuç insan varlıklarını sürdürebilmek için nice yollar kat etmiş, nice canlar kaybetmiş ama yine de birbirlerinden hiç ayrılmadan buraya kadar gelmiştir. Ataların atası Manas, mücadele ruhunu miras bıraktığı bu toplulukta, ak tulparının üzerinde adeta onları gözlemektedir. Onun destansı kişiliği ve milleti için düşmanla girdiği mücadeleleri hala büyüklerin masallarında yer bulur. Manas gibi başında ak kalpak, tulpar sırtında dağları deviren kahramanlar yok artık. Destanlarda yaşatılan Manas'ın yerini gerçek dünyanın kahramanı almıştır. Bu kahraman Manas kadar güçlü değildir ama onların kaderini çizmiştir. Kırgızları bu topraklara getiren Han Hacı Rahman Kul Kutlu yıllar önce Türkiye topraklarında öldü. Mezarı Manas heykelinin baktığı bu topraklarda. Han gurbette de halkıyla birlikte. Onun ve Kırgızların göç öyküsü bundan 23 yıl önce yazılmış. Kırgızlar keçeyle sardıkları ak otağlarda yazı kışı atlatıyor, sardıkları yakların sütünü çayla içiyor, yılkılara bebek yaşta biniyor ve Pamir'in kurak ayazında yaşıyorlardı. Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Kırgızlar, Kabil'den gelen tüccarlarla
takas usulü ticaret de yapıyorlardı. Babil yaylasında yaşam güçtü. Ama Kırgızların alışık oldukları yaşam biçimi buydu. Hayvancılıkla uğraşan halk, hanları Hacı Rahman Kul'a bağlıydı. Bir ağaya benzetilebilecek olan han, adaletli ve otoriter bir liderdi. Eğitime ve öğretime önem verirdi. Birçok anlaşmazlığı çözen kişiydi. Merhametli olduğu kadar da sertti. Gün döndü, Afganistan Sovyet işgaliyle sarsıldı. İşgal Kırgızları da etkiledi. Artık güvende değillerdi. Han aksakallıları topladı ve göç kararı alındı. Büyük güçlerin çıkarları çatışırken bir avuç Kırgız hayvanlarıyla birlikte kendilerine kalacak yurt aramaya başladı. Onların yurtları yaklarının sırtlarındaki ak otağlardı. Yaşanacak vatan bulmaksa uzun zaman alacaktı. Kırgız'ın köşü degen şu olur. Han öldüğünde geride iki oğul bırakmıştır. Onlar Türkiye'deki yeni hayatlarında kendilerine farklı bir yol çizer. Bu yol Pamir'den çok da uzakta değildir. Bundan böyle Pamir boyalarda, Kırgız kadınları da ağaçlarda hayat bulacaktır. Yarıdır, buradarıdır yani o evde doğmuşsun küçükken. O yerde ösüyorsun, onun suları, onun dağları, onun neleri. Küçükken gördüğünüz yer çok insanı üzletiyor. Burada doğulan çocuklarımız o bilmiyor ki. Burada hatta orada bir 5 yaşar, 6 yaşar olup gelenler de 7-8 yaşar olup gelenler de o hamurda o kadar bilmiyor. Ama burada yaşlılar, bizim yaşımızdakiler çok üzülüyor, çok üzülüyor. En önemli olan dindir. Ondan sonra kültürümüzdür. Bunlar bittikten sonra bizim karnımızın doymasının bir şeyi yok. Biz bu kadar yıllık memleketimizi taşlap gelmek zordur. Yani. Ama mecburduk geldik. Şimdi Türkiye'ye gelmemiz kararı çok iyi bir karar vermişiz. Ve çok güzel karar vermişiz. Çünkü millet farklı değil. Thank you.
Burası Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyü. Karın başından hiç eksik olmadığı bu köyde şimdi bahar. Kabaklar kışı hatırlatırcasına polene kesmiş ve güneş yüzünü göstermiş. Doğa çoktan üremeye başlamış. Kırgızlarsa ana vatanlarından çok uzakta açık bir bahar gününü yaşıyor. Artık onlara hayatı getiren akarsuyun ağzında inci kefallerin yumurtaları yatıyor. Köyün yeni doğan bebekleri de atalarının vatanından uzakta uyuyorlar sessiz. Bahar demek, kışa hazırlık demektir Ulupamir köyünde. Kırgızlar zorlu iklim koşullarına alışıktır. Tüm hazırlıklar yaz bitmeden sona erer. Çayır çimen yeşile kesmiştir. Koyunlar baharda bolca otlatılır. Çoğunlukla küçükbaş hayvancılığın yapıldığı köyde koyunların kullanım alanı geniştir. Takma. Takma evine. Basmağına bekliyor musun? Köyde yaşıyorum. İstanbul'a gittim. 3 hafta oldu geleli. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yaza geldim, ot pişiyoruz. Kışa gidiyoruz işte. İstanbul tarafına çalışmaya yaz aylar geliyoruz. Günlük yaşamın küçük detaylarında Kırgızların istekleri, dilekleri gizlidir. Fatma! Gençlerin hevesleri pek çoktur. Ama köy yaşantısı onlara hepsini sunmaz. Bu eski kuşaklar için geçici bir durum sayılır. Olgunlaşınca gençlerin büyük şehirlere olan özlemlerinin geçeceğini düşünürler. Öyle de olur çoğu zaman. Pamir kadar olmasa da burada da kışları sert geçer. Köy çocuklarının eğlencesi çoktur ama onların dış dünyayla tek bağlantısı okuldur.
Bu nedenle Kırgız köyünde eğitime çok önem verilir. Bu hanlarından onlara kalan bir miras gibidir. Han ölmeden önce halkına vasiyet etmiştir. Dininizi ve Türklüğünüzü unutmayın. Namazlarınızı zamanında kılın ve okumaktan geri kalmayın. İşte bu yüzden Ulupamir köyündeki bu tek okulun onlar için ayrı bir önemi vardır. Koşullar zor da olsa Tahir köy okulunda çalışmaktadır. Tahir görmüş geçirmiştir. Okulun önemini bilir. Han'la aralarındaki tek ortak nokta da budur. Eğitime ikisi de aynı önemi verir. Ulupamir'e göçünce okulda hizmetli olmayı seçmiştir. Büyük kız Ayçürek en büyük destektir ona. Şimdi de Ayçürek'ün evlenme vakti gelmiştir. Benim başımda yapar mısın? Ben başımda yapıldı değil mi? Evet. Benim kırık oluyor. Kızını layığıyla evlendirecektir Tahir. Ne zaman yaparsın? Köküne bağlıdır o da. Geleneklerine sıkı sıkı tutunmuştur. Tahir sen yazın. Düğün hazırlıklarına ailenin kadın üyeleri yardım edecek olsalar da ayrıntısı çoktur. Pazar günü düğünümüz var kızımın. Sizi bekliyorum. Teşekkür ederim Tahir amca. İnşallah gelirim. Güvenli bir gelecek hayali için Afganistan'dan yola çıktıklarında bugünlerin özlemiyle yanıp tutuşmuşlardır. Çocuklarının kendilerininkinden daha iyi bir hayat yaşaması için bu topraklarda tutunmuş, buralara kök salmışlardır. Kayımın savaşı da budur. Devletin onlara vermiş olduğu bu köyde huzurlu ve güvenli bir yaşam kurabilmek için çalışır. Onlara ana kucağını açmış bu topraklarda benliklerini koruyarak yaşayabilmek için verdikleri bedeldir bu. Kendi benliklerini koruyabilmek ve bu toprakların alıcısına karışabilmek için silahlara kuşanmışlardır. Böylece düzenli gelir de elde ederler. Kayım şimdilerde başka bir telaş içinde. Oğlu Aşurbek'i evlendirecek. Aşurbek Melike ile evlenecek ve o da muradına erecektir. Kayım evlendiğinde çok gençtir. Sevdalısı Zup'un hanlarının akrabasıdır. Evlilik törenlerinin görkemi biraz da bu yüzdendir. Fabir'de hayat böyledir işte. Gençler sevdaya düşünce hemen evlendirilir. Evlilik töreninin ayrıntısı çoktur. Ve tüm bu gelenekler bozulmadan Ulupamir'e kadar taşınmıştır. O günlerden geriye kalan bir bu gelenekler, bir de siyah beyaz fotoğraflardır sadece. Bir de yetim düşmüş Pamir'in hasreti. Kısmet oğlunu bu topraklarda evlendirmekmiş. Eşi Zup'un Afganistan'da olsa da bu düğün gerçekleşecek, iki genç muradına erecektir. Gitmeden önce Zup'un bunu demiştir kayıma.
böyle helallik almışlardır birbirlerinden. Tek oğullarını evlendirmek, soylarını devam ettirebilmek onların en büyük gayesidir. Kırgız düğünlerinde geline boncuk dizilir, adettendir. Sedef kadar temiz, mercan kadar ateşli olsun aşkları, hayatlarının sonuna kadar mutlu mesut yaşasınlar ve ağızlarının tadı hiç mi hiç bozulmasın diye. Dokuz kat ipe dizilir sedef boncukların hepsi. Geçim derdi olsa da Kırgızların gönlü zengindir. Düğün dernek oldu mu kimde ne varsa herkes onu getirir. Bazen bir şeker, bazen bir kalıp sabun. Dokuz kat boncuğun olmazsa olmazı bir tane altındır. Bu bir altın, sedeflerin orta yerinde yeni evlilerin nazarlığıdır. Çünkü Kırgızlar nazara çok inanır. Temiz dilekler ağızlarda, en tatlı şekerler havada, hepsi olacak cümbüşün habercisidir. Bu cümbüş havası herkesin üzerine sinmiştir. Köyün tüm kadınları gelini kendi kızlarından ayrı tutmaz. Kısmetleri açılsın, onlar da muratlarına ersin diye evlenmemiş her genç kızın eli değer dizilen boncuklara. Düğün evinde de her gelene yemek sunulur. Melike'nin boncukları dizilirken evin bahçesinde bir başka hazırlık sürer. Erkek tarafının akrabaları gelen kadınlara yemek pişirir. Yemekte mutlaka et ve pilav sunulur. Düğün evinde adet budur. Aç bir sütlü. Kıyok elgende can koluğa takat onu özün öbelesin. Evet. Ha bu da bu çıkıyor cayip taşla. Bunu aklı mı derdin? Şurada bir kız bana. Uğraşmak gitti. Bana bu şekilde borca yapacak. Hadi bana şu tarafını da tutuyorsun. Tüyeyim ben şu tarafını. Ya küçük kız bir de. Ay hadi gideyim. Bu anlısı Bela kazasından korusun Allah'ım. O min Allah akbar. Ya bunu benim biliyorsun. Emceğin yerde alt geliverilerim var. Boncuk dizimi bitti mi misafirler aç gönderilmez. Kırgızların geleneksel yemek düzeni de bundan farklı değildir. Kalabalık ailelerden oluşan köyde hep yer sofralarında yenir yemekler. Bu hem sofranın bereketini artırır hem de sohbet etmenin en iyi zamanıdır. Aynı yemek hazırlığı bir başka evde de sürdürülmekte. Tahir okuldaki işini erken bitirip eve dönmüş, kızı Ayçörük'e gelen misafirler için bahçede yemek pişirmektedir. İşini kaybedeli beri yemek pişirmeye alışmıştır. Kara kazanda pişen et ve suyuna pilav yapmıştır Tahir'de. Yemekler pişerken kadınlar önce gelin için yorgan yünü attırırlar. Kalabalık olunca yünler daha iyi kabarır.
burada kimsenin mazereti yoktur. Köydeki tüm aileler birbirini tanıdığı gibi her işte de birbirlerinin yardımına koşarlar. Kadınlar çocukları olmadan hiçbir yere gitmez. Ayçörük'ün annesi olmadığı için sanki herkes daha bir şekle çalışmaktadır. Bizim Afganistan'daki hayatımız yayla yerimiz. Orada hayvancılıktan başka bir şey yok. Sadece hayvancılıktan uğraşırız. Yolumuz yok. Ulaşım zor. Kışın un falan uzun yerlerden getiririz. Yani bir ayda 20 günde zor getiririz. Burası daha iyi tabii. Gelinin evinde bir tane yorgan bulunmaz. Kırgızlar misafire her zaman hazırlıklı olur. Bu nedenle Ayçörek için metrelerce kumaş seçilmiştir. Kumaşları kesme işi de misafirlere aittir. En uzun ve en mutlu evliliği olanlardan biri makası eline alır ve bin bir duayla yorganlık kumaşları keser. Günler attırılıp kumaşlar kesilince yorganlar dikilmeye başlanır. Ayçürük evin bir başka odasında tüm bu olup bitenlerden habersiz bekler. Dışarıya çıkması yasaktır. Adettir. Kırgız düğünlerinde gelin damat tarafından kimseye kendini göstermez. Sabahtan beri burada kapalı duruyorum. Tesadüfen karşılaşıyoruz. Tamam, kaçacak yer arıyorum ya Rabbim, gülüyorum. Bu sefer de yanından geçersen kızar. Niye yani? Ne yapayım, küçücük köy. Başka gidecek bir yer yok. Ha, Allah emanet. Allah emanet. Abdülselam 29 yaşında. Ayçörek'le evlenecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor. Delikanlılığı çoktan geride bırakmış ve hayatının gerçeğiyle yüzleşmiş. Düzenli gelir sahibi olabilmek için o da silah kuşanmış ve devletin korucusu olmuş. Çok da böyle. Bundan böyle bu savaşta yalnız değil. Ana dedi oradan da gidiyor, kayırlar burada. Banarak çerti var bekemiz. Tabii ki çocuğum için bambaşka bir gelecek hazırlamak benim en büyük vazifem. Elimden geldiği kadar çocuğumun geleceği. Yani bugün bu mesleği sıkıştırıyorsam demek ki bu çocuğumun geleceği içindir.
Kayımın gelini Melike çeyizlerini sermektedir. Melike'nin çeyizi de hazırdır. Kırgızların hayatındaki tüm renkler çeyizlere de yansır. Pamir'in ayazını kıran kırmızılar, azıcık güneşte bile açıveren çiçekler kumaşlarla yaşatılır. Yeni evlenen her genç kızın çeyizinde geleneksel Kırgız motifleri hakimdir. Evleneceğim onların burada köyde, yani köyde kalacağım buradaki evinde. Babası burada, annesi burada. Üçümün kızım, kesimin kızım diye özlüyümün. Düşünüyorum kızımdı taşınam. Onun için kızımdı İstanbul'a çıkıyorum. Bu köyde kalsın. Kızım benim beraber kızımdı görüyorum. Sabah, geç, akşamları kızım benim. Evleneceğim. Evlenip çocuğum olduktan sonra gitmeyi düşünüyorum. Biraz büyük olduktan sonra şehre gittik. Orada yerleşmeyi düşünüyorum. Şu an ya yeni evlenip de hemen İstanbul'a gitmeyi düşünmüyorum. Ailem yanında kalmak istiyorum. Ama nasıl bir şey? Düğün dernek evlere bereket getirir. Kız tarafı çeyizleri sererken erkek tarafında da hummalı bir çalışma vardır. Boncuklar dizilmiş, hediyeler toplanmış, hepsi bohça yapılmış ve kız evine yola çıkılmıştır. Kalabalık kız evine yollanırken kayım da oğluna son nasihatlerini verir. Melike de askerden sonra daha önce de tanışmıştık, konuşmuştum biraz. Yani onlar ikisini de birbiri beğendi. Şimdi yani bazı şeyler yani değiştiği odur. Yani burada Pamır'da ben çocuğuma birisinin kızını isterdim. Yani onu nişanlardım. Burada yani çocuk oğlan birbirini beğenir. Ondan sonra ben istemeye gider. Mektuplaşıyorduk. Telefonlaşıyorduk. Yani cep telefonu olmadığı için normal ev telefonla konuşuyorduk. Melike ile Aşurbek'in düğünü artık başlamıştır. Köyün tozlu yollarından büyük bir kalabalık geçmektedir. Oy, portakal önemli bir yer var. Bu önemli. Başlamam önemli. Kırgızlar'da kız evi naz evidir. Kızlar kolay kolay verilmez. Düğün derneğin ayrıntısı çoktur. Geleneklerin birebir yaşatıldığı en önemli anlardır düğünler. Kalabalık kız evine varınca cümbüş de başlar. Yeni evlilerin saçları ağrına kadar birlikte olmaları dileğiyle herkes birbirine un atar. Bu neredeyse bir savaşa dönüşür. Öyle ki herkes un savaşından nasibini alır. Sizin oyununuz ya. Erkek tarafı Melike'ye yüz görümlüğü verir. Bundan böyle gelin yüzünü erkek tarafına gösterebilir. Gelen hediyelerin şerefine bir koyun kurban edilir. Düğün yemeğinde bu koyun yenecektir. Bunu düğün yapalım. Sen de kalın. Hadi bakalım. Gel. Yürüyorum, gel. Aynen. Hadi, yürüyorum.
Kırgızlar koyunun her parçasını kullanır. Geleneksel Kırgız yemekleri koyun eti ağırlıklıdır. Bağırsak dolması ve sütlü ciğer düğünün en baş yemekleridir. Bunların hazırlanması uzun sürer. Niye kulağım ya? Karap durmasa patlattı. Hep göz pişelek. Pişelek. Hazır kan. Kavunan bu karmak bir kere. Koyun kesildikten, yemekler hazır edildikten sonra herkes yemeğe buyur edilir. Düğünün bereketi buradadır. Erkekler için bahçede sofralar hazırlanır. Kadınlar çocuklarıyla birlikte çadırda yiyecektir. Kara kazan pilavı ve et her zamanki gibi sofralarda yerini alır. Kırgız düğünlerinde damatların giydirilmesinin de bir kuralı vardır. İki sadıç, damat gelinle birleşene kadar yanında durur. Damadın özel giysileri giymesine yardım eder. Beline kuşak, kafasına bez bağlarlar. Kayımın helalliğini alınca da Aşurbek'le birlikte Melike'ye doğru yola çıkarlar. Melike, baba evinde, başında kırmızı kalpak, adetteki gibi pür ipak nişanlısını beklemektedir. Kırgızlarda bekaretin simgesi kırmızı kalpaktır. Melike, Aşurbek'le birleşince bundan böyle başına beyaz kalpak takacaktır. Allah kendine kalar, yukarlar.
Geceler karındaşlarım, barınarga kop kop rahmet aytamın. Sağ olasın. Sağ olasın. Kop kop rahmet aytamın sizlere. Sağ olasın. Sağ olasın. Dur kovmadı yo. Ay ay kadın. Damadın yolu uzundur. Bu yol, Melike ile birlikte çıkacakları hayat yolculuğunu temsil eder adeta. Melike'nin baba evi kalabalıktır. Birini görmeye gelen çok olur. Düğünün kerameti vardır. Herkesin gözleri güler, dudakları söyler. Çiftlerin mutluluğu, heyecanı köy ahalisine yansır. Köy düğünleri işte bu yüzden bir başka güzeldir. Duygular daha yoğun, hazırlıklar daha telaşlıdır. Erkekler düğünün şerefine buz kaşıya başlar. Buz kaşı oynamak ustalık ister, cesaret ister, yiğitlik ister. Gerçi hepsi vardır Kırgız erkeklerinde. Onlar Manas'ın torunudur. Buz kaşı onları atalarından yadigardır. Onların ruhunu şad etmek için her düğünde buz kaşı oynanır. Kafası kesilmiş bir oğlağı kapmak için dört nala herkes yarışır. Savaşçılığıyla ünlü Orta Asya erkeklerinin buz kaşı oynayarak at sürme yeteneklerini geliştirdikleri ve savaş için alıştırma yaptıkları söylenir. Bugün Kırgızlar yaşadıkları coğrafyada buz kaşı oynayarak geleneklerini yaşatıyor ve sahip oldukları mirası koruyorlar. İşte belki de bu nedenle sadece mutlu günlerde buz kaşı oynanıyor. Aşurbek Melike'nin baba evine gelmiştir. Adetlere göre içeri giremez. Önce Melike'nin rızasını almalıdır. Evdeki ahali toplanmış, imam çağrılmıştır. Aşurbek ile Melike'nin dini nikahları az sonra kıyılacaktır. Ham bu acanıdan, ham nikah acanıdan, vakilini kim gebere kızına? Melike de Aşurbek de birer elçi tayin eder. Handa itme. Ah oldu da şükür. Elçiler onların ağzı dili olur, birbirleriyle konuşur. Ham bu acanıdan, ham nikah acanıdan, vakilini Kambe itti ayı tekeke. Allah 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 Kırık. Hem mahar canıdan, mütah canıdan. Vakilini. Alim. Alim vatandaşı. 1 kat 1 tür 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 1 kat
Hem kana size mi? Hem size de kabul kılasın ama. Açar mı? Dua bul için. Başkalarının dağını yatırır. Yekücüs kaldı hem. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü'nün evlilik bağının kabul görmesi için erkek tarafının sözlerine güvenilir. İtti de yettim. İttiğe yettim. Adam onda parasız kalmadı sana. İttir diye de. Yeni dört umur-i şer'i halk arasında meşhur. Birinci ve cinayet-i şer'i artırdık kamçı çapmasın. Kabul kıldın mı? Halim. İkinci altı ay beni fakat taşlap gitmesin. Kabul kıldın mı? Üçüncü özür hazır olmasa bir yerden bir yerge zorluk çalıp gitmesin. Kabul kıldın mı? Dördüncü özür razı bulması üstüne zayıf almasın. Kabul kıldın mı? Kızımız Melike'nin tarafından öz nefsi tanımızdı. Alim'in balası. Hoş bekle bağışladınız mı? Dün kabul kıldın mı? Allahümmeşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fenkihû mâ tâbalakum minen nisâ imesnâ ve sulâse ve rubâ kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem enkâhu sünnetî fe men regîbe an sünnetî fe reyhîsâ. Gelin ve damat aynı tastan su içer. Ve bu su hayatın ta kendidir. Bundan böyle onlar tıpkı bu suyu paylaştıkları gibi hayatı da paylaşacaklardır. Artık Tanrı da evliliklerine şahittir. Ama adetlere göre Aşurbek'in daha yol kat etmesi gerekmektedir. Aşurbek hava kararına kadar yollarda gezecektir. Ne? Melike'nin evinde ise düğün yemekleri yenmektedir. Ay nurlu biz gece gündüz. Yalsın boşsun. Aradakta Aşk söyledim, söyledim. Aşk söyledim. Düğünler, gençlerin içindeki enerjiyi dışa vurabilmeleri için adeta bir fırsattır. Kırgız köyünde gözleri batıda takılı kalmış gençler düğünlerde çalar söyler, dans eder. Batıya ait olduklarını ispat etmek için yarışırlar. Hayallerindeki batının gerçeğini öğrendiklerinde içlerinde bu heyecan kalmayacaktır. Abdülselam'ın elinde de hazırlıklar sürmektedir.
Damadın sadıçları aynı özenle Abdüselam'ı giydirmiş, beraberce yola çıkmışlardır. O Yunus Sirdik mi? Bana seni. İyi bir gelecek, yeni bir hayat, yeni bir dönem. Köyün yollarında hava kararmış, ay çörekte başındaki kırmızı örtünün kalkmasını beklemektedir. Ay çörekün evindeki cümbüş görülmeye değerdir. Bugün köy ahalisinin tüm cümbüşlerden payını alır. Kadınlar da, erkekler de çiftlerin mutlulukları şerefine oynar. Bu anlar hiç unutulmaması gereken özel anlardır. Beni deyim uçak bir güzgün Aman atı yatar dünyanın olur Oy dolu dese ona var Aşık dikey otuya koymadı Kuşmak kadar yüküm de denkeydi Yaz caydan kadar atardım Ne namı dikey buluyor Yazında da yalgız da men kaldım. Yazda bir önünde koşul evladım. Ümitin içinde yüzümde kızını da şahmedim. Kurulu şeytanda bir geleş. Kızını da yende de var mıydın? O parmaşı gülüş gözünü Evlilik kutsal bir bağ. Onlar evlenecek, birleşecek, çocukları olacak. Çocuksuz hayat nedir ki? Meyve vermeyen bir ağaç, tohum bitmeyen toprak, bal yapmayan arı. Onlar da hayatın bereketini alacak, mutlulukların en büyüğünü ve hüznün en derinini yaşayacak. Gözü pek atalarının torunları artacak. Hem kim bilir, belki de doğacak yeni kuşak artık kaderinin ona çizdiği yoldan gitmeyecek. Kendi kaderini kendi tayin edecek. İşte o gün özgürlüğün nal sesleri duyulacak yılkıların dövdüğü bu geniş çayırlarda. Hadi başlasın. Orada bir cemiyet diyelim ona sonra da korkuna, toyu korkuna. Yeni toyumuz uzadı. Patağın artı verdiğine, yakınız işte uzattığına, sürgenin köp köp rahmet deyin. Bu cakşılık iş böyle bizdeki, genel içine cakşılık madrası kılığında değil baba. Koyumuz cakşı etti, köpten köp, mutlu oldu, hoş oldu. Ya bu iş açın anladın mı? Parayı da toyun cakşı, atlar çekmiş, rahmet deyin. Kırgızlar çıktıkları bu uzun yolculuğun sonuna geldi mi bilinmez. Bugün bu topraklar onların toprağı, bu vatan onların vatanıdır. Çocukları burada doğmuştur. Peki ya torunları? Yıllar geçti. Hayatları nice insana ilham verdi. Sayıları çoğaldı, nüfusları 3000'e yaklaştı. Pamir masallarda kaldı. Yeni nesiller Pamir'i hiç bilmedi.
gençler için gelenek önemini yitirdi. Küresel rüzgarlar Ulupamir'de de esmeye başladı. Gözler batıda takıldı kaldı. Yüzlerce yıl nice kavimlerin geçip gittiği bu coğrafyada, aynı kökten gelen boyalar gibi karışıp gittiler sonra onlar da Anadolu'nun alıcısına. Taşlarının da ne doğsun ye.